Non avete che massa andare. Sotto la stringa. Non gli fanno sotto la stringa. Guarda. Sinus minus alfa. Minus sinus alfa che tengo. A kvadratı bol geldiği sebeple bunu kvadratı bol adı. Teng. Sinüs kvadrat alfa. Kvadratı bol geldiği sebeple minus plus bu kit adı. Demek bu ifade teng eken sinüs kvadrat alfa ya. Kosinüs minus alfa. Kosinüs alfa ya teng. Plus kosinüs alfa. Minus sinüs kvadrat alfa. Sinüs kvadrat. Sinüs kvadrat 0 bu bit adı. 2 de kosinüs alfanı hasıl kılığımız. Şimdi kılıp bana bir ifade 2 kosinüs alfa ge teyin iken. Bana bak tegi masada gö misal götürmüz. Bana bunu hesaplayın. Hop, abla sinüs 420 gradus. 420 gradusunu koşu 60 gradus deb yozish mumkin. Cos 420 bo'ladi. Bu ham teng. Sinus 60 gradus. Bu ildiz ostidan 3 taqsim 2 ga teng. Ya ildiz ostidan 3 taqsim 2 ga teng ekan birinchi son. Ikkinchisi kosinus 390 gradus. Buni ham kosinus 360 gradus qo'shu 30 gradus deb yozish mumkin. Demak bu kosinus 30 gradus bo'ladi. Kosinüs 30 gradus, ildiz astı 3 taksın 2 geteyim. Yani bu ham ildiz astı 3 taksın 2 geteyim iken. Hop, bunu minus tangens 1110 gradus diye yazışım mümkün. Yani 1110 gradusunu hop, 360 gradus gibi böyleydik. 360 gibi bölsek 3 deden 3 kere 0, 0, 3 kere 6, 18, 3 kere 3, 9, 10. Ayırırsak 0, 11'den 8, 3, bir yağı 0 buladı. Hop demek 30 gradus. Bu ham teng eken demek minus tangens 3 köpaytıru 360 gradus koşu 30 gradus. Tangensinin bunda kıymatı demek minus tangens 30 gradus buladı. 30 gradus. Bu ham teng minus 1 taksim ildiz astıda 3. Demek hamasını kıymatlarını toptik. Yani bu ifade teng buladı. Bu, sinus 420 gradus ildiz astıda 3 taksim 2. Koşu kosinus ildiz astıda 3 taksim 2. Minus 1 taksim İldiz astıda 3. Teng. Bana bir iki tersi ildiz astıda 3 nedir adı? Bir taksim ildiz astıda 3. Yani ildiz astıda 3 ile ildiz astıda 3 köp ayetersi 2 minus 1. 2 kolaydı. 2 taksim ildiz astıda 3. Demek ifadenin kıymatı 2 taksim ildiz astıda 3 ke teng iken. Ne var teki masada ki otağımız? En katta va en kichik qiymatlarini toping. Mana ikkita ifoda berilgan. Hop, birinchisidan boshlaylik, birinchi misoldan. Ikki qo'shib kosinus alfaning en katta va en kichik qiymatlarini topamiz. Bizga ma'lum, kosinusning en katta va en kichik qiymatlari 1 dan katta emas, minus 1 dan kichik bo'la olmaydi. Qiymatlari minus 1 va 1 orasida yotadi. Endi shunga tengsizlikning barcha tomonlariga 2 ni qo'shsak, bunga ham 2 ni qo'shamiz. Bunga ham 2 ni qo'shamiz, bunga ham 2 ni qo'shamiz. Minus 1 qo'shuv 2, 1. Kosinus alfa qo'shuv 2. 2 qo'shuv kosinus alfa yoki ikkalasi bir xil. Kichik yoki teng 3. Demak bu ifodaning eng kichik qiymati 1 ga teng, eng katta qiymati 3 ga teng. Javob eng kichik qiymat 1, eng katta qiymat 3 ga teng. Hop, mana bu misolda ham xuddi shu kabi yechamiz. Buning uchun sinusni qiymatlarini qarab chiqamiz. Sinusning eng katta qiymati 1 ga teng, eng kichik qiymati minus 1 ga teng.
sinusun ixtiyoriy alfada sinusun qiymatlari minus 1 va 1 orasida yotadi. Xo'p, endi bu yerda minus 2 ga ko'paytirib boramiz tengsizlikni. Bu holda bu yerda 2 hosil bo'ladi. Tengsizliklar o'zgaradi teskarisiga. Minus 2 sinus alfa minus 2. Va mana bu tengsizlikni hosil qildik. Yani unga 5 ni qo'shishimiz kerak. Ramiga 5 ni qo'shamiz. Demak, tengsizlikni hamma tomoniga 5 ni qo'shib chiqamiz. Ya'ni qo'shuv 5, qo'shuv 5, qo'shuv 5. Bu holda 2 qo'shuv 5 7 bo'ladi. Bu yerda 5 minus 2 sinus alfa hosil bo'ladi. Bu yerda 3 hosil bo'ladi. Mana bizga 5 minus 2 sinus alfa kerak edi. Ana shu ifodani hosil qildik. Uning eng katta qiymati 7, eng kichik qiymati 3. E'tibor bering, bu yerda manfiy songa ko'paytirganligi sababli tengsizliklar belgilari teskarisiga o'zgardi. Xo'p, javob eng katta qiymati 7 ga teng, eng kichik qiymati 3 ga teng.